Ekrana çıkmasının hikmeti nedir? Bak sen ona cevap ver, ben de ona cevap vereceğim. Senin ekrana çıkma hakkın varsa, bayanların da ekrana çıkma hakkı vardır. Eğer senin ekrana çıkma hakkın yoksa onların da ekrana çıkma hakkı olmaz. Sen diyorsun ki ben çıkacağım, onlar da çıkacağım derler. Çünkü Allah kadınları, değil mi, özgür yaratmış. %50 kadın, %50 erkek olarak yaratılmış. Aynı haklara sahipler. Senin ekrana çıkma hakkın olduğuna göre onların da var. Ama onların bence daha çok hakları var. Çünkü çok ezdiler onlara, çok zorluk verdiler kadınlara yüzyıllarca. Artık bu çağ kadınların yüzyılı Allah'ın izniyle. Ve ekrana da çıkacaklar, sokakta da gezecekler. Çok özgür olacaklar, bayram yeri gibi olacak. Sen kadınlara özgürlükten yana olma. Sen kadınları yasaklamadan yana olma. Çünkü güzel delikanlısın, iyi delikanlısın, temiz yüzsün. Bir daha göreyim seni. Evet hocam, bayanların ekran çıkmasının hikmeti nedir? Güzel yüzün, bir kere kadınlar Allah'ın cemal isminin muhteşem tecellisidir. Merhameti, şefkati, sanatı daha çok ifade eden varlıklardır. Naif varlıklardır. Cennet nimetidir. Allah'ın cemal isminin muhteşem tecellileridir. İnsanların kalbinde halimlik, inşirah, ferahlık meydana getirirler. Güzellikleriyle Allah'ın sanatına hayranlık meydana getirirler. Ve her biri bir iman hakikatidir. Onların varlığını gören Allah'a iman eder. Nasıl çiçekleri gösterdiğimizde insanlar iman ediyor. Nasıl bir harika bir varlığı gösterdiğimizde Allah'a iman ediyorsa, kadınları da gören insanlar Allah ne kadar güzel yaratmış diye Allah'a hayran olur, Allah'a iman ederler. Kadınlar bir iman hakikatidir. Bir Kur'an mucizesidir. Allah'ın mucizesidir. Naiflikleriyle, temizlikleriyle, güzellikleriyle, cazibeleriyle, cennet varlığı olmalarıyla çok büyük nimettirler. Dolayısıyla ekranlarda görünmeleri de yüzyıllardan beri yapılan ayıbın son bulduğunun bir imzası. Benim yakışıklım da bunu öğrenmek istiyordu. Öğrendi. Ne yapalım? Kısa bir ara verelim.